İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede. Benim Kürt vatandaşım kimdir? YPG, PYD bunlar kimdir? PKK kimdir? Herhalde bunları tanımıyorlar. Hiçbir zaman PKK terör örgütü, PYD, YPG terör örgütleri benim Kürt vatandaşlarımın, kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un terör örgütü PKK-PYD için güvence istemesine çok sert tepki gösterdi. Suriye'de Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, en onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır. Erdoğan, bazı ABD'li yöneticilerin terör örgütü PKK-PYD'ye kalkan olma çabasını eleştirdi. Amerika eğer bunları Kürt kardeşlerimiz olarak değerlendiriyorsa burada çok ciddi bir yanılgı içerisindeler. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın içerisinden çıkmış olsun, ister Arapların içerisinden çıkmış olsun, ister Türklerin içerisinden çıkmış olsun, eğer teröristse gereğini yaparız, hakkından yeriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesini hatırlattı. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı konusunda referansımız ABD Başkanı'dır mesajını verdi. Sayın Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı ve buradan çekilme konusundaki kararlılığı bizim referans noktamız olmaya devam ediyor. Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusu operasyonu için hazırlıklarını yaptığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne sözünüzü tutun çağrısında bulundu. Suriye meselesindeki hassasiyetlerini ve kararlılığını anlamamış olanlara bu meseleyi tekrar ve tekrar anlatmak bizi yormaz. Ama hassasiyetimizi bildikleri halde terör örgütünün arkasında duranlara da diyecek iki çift sözümüz tabii ki vardır. Onu da yüzlerine karşı söylüyoruz, söyleriz. Türkiye her zaman sözünü tutan bir ülke olmuştur ve müttefiklerinden de aynı hassasiyeti beklemektedir. Erdoğan, Kürt kardeşlerimizin ne zaman başı sıkışsa yanında Türkiye vardı mesajını paylaştı. Kobani'den ülkemize gelen 200 bin Kürt kardeşimizi bu ülkede kim barındırıyor? Batı mı barındırıyor? Bir başkası mı barındırıyor? Onlar şu anda bizim güvenlik şemsiyemizin altında ülkemizde yaşıyorlar. Bunu görmeyeceksin, geleceksin Kürtleri öldürmeyin diyeceksin. Hangi Kürt öldürüldü? Teröristten başka. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye de gireriz, Gabara da gireriz, Tendüre'ye de gireriz ve gereğini yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Saddam, Esed ve Daesh zulmünden kaçanları hatırlattı. Esed yönetimi Suriye'de insanlara baskı yaptığında kökenlerine ve meşreplerine bakmadan hepsinin de hakkını, hukukunu biz savunduk. Her kim ki mazlumu Türk diyerek, Türkmen diyerek, Kürt diyerek, Arap diyerek, Ezidi diyerek yaftalıyorsa bilin ki o zalimin ortağıdır. Bizim için bölgemizdeki her bir insan, bin yıldır aynı ekmeği yediğimiz, aynı suyu içtiğimiz, aynı sevinci, aynı kederi paylaştığımız kardeşimizdir. Türkiye hiçbir yere bir toplumu veya masum insanları yok etmeye gitmez. Türkiye sadece yaşatmaya gider, huzur vermeye gider, güven sağlamaya gider, kalpleri fethetmeye gider.